Günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz yeni bir güne efendim. Bugün günlerden cuma. Yine yepyeni bir günde karşınızdayız. Lezzetli sohbetlerde Saat Edetürk ekranlarındasınız şu anda. Ve yine taptaze konularımız, gündemdeki konuları konuşacağımız bir program sizi bekliyor. Sevgili Pekcan Türkeş bizimle beraber olacak. Hukuk konuşacağız. Gündemdeki konuları konuşacağız. Son dakika haberlerini vereceğiz ve tabii ki seyahat bölümümüzde de sizi buradan alacağız ve başka ülkelere, başka şehirlere götüreceğiz. Biliyorum ki bu pandemi sürecinde sıkılmış, bunalmış olabilirsiniz. Onun için biz bu ikinci yarıyı seviyoruz. Hem yeni bir ülkeyi tanıtmış oluyoruz. Her birimizin biraz daha genel kültürü, her dil ne diyorlar? Her dil bir insan demek efendim. O zaman biz bütün ülkeleri yavaş yavaş tanımaya başladık. Onların kültürlerini tanıyoruz. Hem de eğer tatile çıkmak istediğiniz bir zaman olacak, bütün hayatımız boyunca bu pandemi olmayacak. O zamanlar içinde güzel fotoğraflar ve kareler size göstermiş oluyoruz. Umarım sizin de bizim hoşumuza gittiği kadar sizin de bu bölüm hoşunuza gidiyordur. Ve bugün yine yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Yine güzel bir tarif yapacağız. Kıbrıs'a buradan sevgilerimizi yollamak istiyorum. Efendim bugün Kıbrıs köfte yapacağız beraber. Haydi o zaman kağıtlar kalemler hazırlansın. Şemsa mutfağa girdi. Kıbrıs köftesini hazırlayacak. Siz de ekranları başında lütfen not alın. Güzel bir Kıbrıs köftesi sizi bekliyor. Evet şimdi malzemelerimiz nelerdir? Çok basit, çok güzel malzemelerle çok lezzetli bir köfte yapacağız bugün. 4 adet orta boy patatesimiz var. 300 gram kıymamız var. 1 adet yumurtamız var. 1 tutam maydanoz. 1 adet kuru soğan, bir tane böyle orta boy ya da küçük kuru soğan kullanabilirsiniz efendim. Bir diş sarımsağımız, bir çay bardağı bayat ekmek. Eğer bayat ekmeğiniz yoksa galeta unu kullanabilirsiniz benim yapacağım gibi. Bir tatlı kaşığı tuzumuz, karabiberimiz ve kırmızı toz biberimiz. Kızartmak için de sıvı yağa ihtiyacımız var. Şimdi köftemizin sırrı nerede? İlk önce soğanlarımızı küp küp değil rendeleyeceğiz. Sarımsağımızı böyle en kıyabileceğimiz en ince şekilde kıyacağım. Ondan sonra bu köfteyi biraz dinlendireceğiz. Böyle bir 15 dakika buzdolabının içinde dinlendireceğiz. Eti biraz dinlendireceğiz. Sonrasında yuvarlak bir şekilde böyle hafif bastırarak çok güzel yağın içinde kızartacağız. Şimdi patateslerimizi rendeleyeceğimiz için bir su çıkabilir. Onun için sizden tek bir ricam var. Patatesleri ayrı bir şekilde rendeleyelim. Böyle iyice sıkalım ki o su kıymaya çok fazla geçmesin. Yoksa iç harcımızı bozacaktır. O zaman iki tane püf noktası, sarımsaklarımızı en ince şekilde kıyıyoruz, soğanımızı rendeliyoruz ve patateslerimizi başka bir kabın içinde rendeleyeceğiz. Suyunu sıkacağız, ondan sonra köftemizin içine ilave edeceğiz. Kıbrıs'ta çok meşhur, çok severek yenilen bir köfte bu. Buradan yapanlara afiyet olsun diyorum. Ve her zaman olduğu gibi bugün haftayı bitiriyoruz ama her hafta yeni bir hafta başlıyor ve aslında hayatımızdan her bir gün eksiliyor ve yeni bir güne merhaba demiş oluyoruz. Ama günlerimiz nasıl geçiyor, aslında hayatlarımız nasıl geçiyor, neler yapıyoruz, nasıl kişiliklere sahip oluyoruz, eskiyi mi özlüyoruz, eski kişiliğimizi mi özlüyoruz, şimdiki kişiliğimizden memnun muyuz? Bunu birazcık araştıralım, biraz böyle işsel hesaplaşmalar yapacağımız ayetler vereceğim size. Hep beraber burada ayetleri paylaşırken aslında derin derin düşünmek, bazen de hayatın içinden ayetleri alıp sizinle paylaşmak istiyorum. Bazen teşvik vermek, bazen düşündürmek, bazen de aramak için, Tanrı'yı aramak için, kendimizi bulabilmek için bu ayetlere ihtiyacımız var. O zaman güzel bir ayette başlayalım mı programımıza? Hadi bakalım. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Matta 6:14. Bu ayeti iman hayatımın böyle sanırım ilk yıllarında okuduğum zaman beni inanılmaz korkutmuştu. Dedim ki ne demek yani, şimdi Tanrı sevgi, her şeyi bağışlayan bir Tanrı ama bana diyor ki başkalarının suçlarını bağışlamam gerekiyor. Yoksa Tanrı'nın önüne gidip de benim bağışlama isteme hakkım kalmıyor. Şimdi çok büyük bir ayet, çok derin bir ayet, çok da zor bir ayet. Ne diyorum? Kutsal kitap güzel olduğu kadar zor bölümleri de var. Ne diyor? Başkalarının suçlarını bağışlayabilirsen o zaman sen de Tanrı'nın önüne gittiğin zaman bağışlanmayı isteyebilirsin. Aslında baktığınız zaman sadece mantıkla ruhu bir kenara bırakırsak
Ben bir şey yapıyorum hayatımda, yanlışlar yapıyorum, hatalar yapıyorum, günahlar işliyorum ve bunu belki defalarca yapabiliyorum. Ve ne yapıyorum sonrasında? Pişman oluyorum, üzülüyorum ve Tanrı'nın önüne geçip diyorum ki Rab bu yaptıklarım için, gündelik günahlarım için ya da daha büyük günahlarım için beni affet. Ama hayatımda benim bu bağışlanma duygusunu başka insanlar için de aslında ön plana tutmam gerekiyor. Çünkü Rab ne diyor? Seni kendi benzerliğimde yarattım ve sana kendi ruhumu verdim. O zaman sen benim bir parçamsın ve böyle işlemen gerekiyor. Bu çok kolay mı? Değil. Her zaman insanları bağışlamak, çünkü bazen sadece gündelik hatalardan bahsetmiyoruz. Çok büyük suçlar olabiliyor, çok büyük problemler olabiliyor ama bağışlayıp bırakmak gerekiyor. Çünkü aslında bağışlamamak bir insanı ya da bir durumu bizi kirletiyor, bizim yüreğimizi kirletiyor. O zaman yüreğimizin kirlenmemesi için ve hemen yapmak zorunda da değiliz, zamana da yayabiliriz. Rab'den isteyelim, bağışlayamadığımız insanlar varsa, bağışlayamadığımız durumlar varsa, bazen en yakınlarımızı bile bağışlamakta zorluk çekiyoruz. Ama bağışlamak şu değil, eskisi gibi olacağız anlamına gelmiyor. Yani bir insan size bir hata yapmış olabilir, çok büyük hatalar yapmış olabilir ama yüreğinizde bu yükü taşımamak için bağışlamayı isteyelim Rab'den. Ondan sonra isterseniz bir daha o insanla bir ilişki kurmak zorunda değilsiniz. Eskisi gibi olmak zorunda değilsiniz. Ama kendi yüreğiniz için önce ve tabii ki Rab'bin önünde gerçekten daha pak, daha temiz, daha güzel bir şekilde durabilmek için bağışlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Rab bize gerçekten bu bağışlama konusunda merhamet etsin ve yardım etsin. İsa baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysileri aralarında paylaşmak için kura çektiler. Luka 23:34. Biliyorsunuz ki İsa çarmıhtayken aşağıda giysileri için kura çekiliyordu. Daha ölmemişti kendisi. Dalga geçiliyordu onunla ve hangisi kim neyi alacak diye birbirleri arasında askerler kura çekiyorlardı. Ama bu acıyı çekiyor. Yani çarmıhta düşünün birisi var ve o anda bile kendisini düşünmeyen bir Tanrı. Diyor ki baba lütfen bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hor görülüyor, yüzüne tükürülüyor, çarmıha geriliyor, giysileri alınıyor. Buna rağmen kendini değil yine insanları düşünüyor. Gerçekten müthiş bir örneğimiz var. Bizim aslında çok daha kolay yürüyebileceğimiz bir yolumuz var. Eğer İsa Mesih'e bakarak ilerlersek bu hayatımızda, bizi değiştirmesine izin verirsek çok daha kolay olacak. Bir beklenti, dünyadan beklentilerimizi azaltıp aslında mükemmel bir Tanrı'ya sahibiz. İnanılmaz güzel bir Tanrı'ya sahibiz. Müthiş yüreği olan bir Tanrı'ya sahibiz. O zaman bize bu ruhu verdi. Rab dedi ki sana ben kendi ruhumu veriyorum. Seni kendi benzerliğimde yarattım. Bunu sen de yap çocuğum. Çünkü ben iyilik Tanrısıyım ve senin içine iyilik koydum. Senin içine bağışlamayı koydum. Senin içine alçak gönüllülük koydum. O zaman yapamam diye bir şey yok. Eğer bizim Tanrımız yapabiliyorsa ben inanıyorum ve iman ediyorum ki bizde de bu güç vardır. O zaman Rab bize bağışlama gücünü versin, birbirimizi sevme, daha fazla sevme isteğini versin ve çekişmeyle değil aslında güzel bir şekilde her şeyi halledebileceğimiz ortamlar yaratsın. Biz çözemiyorsak bile Tanrı çözecektir güzel insanlar. Lütfen imanınız her zaman bu konuda tam olsun diyorum. Evet, hazır mıyız? Bugün güzel bir gün olsun. Pekcan Türkeş geliyor. Çaylar kahveler hemen hazırlansın efendim. Güzel bir sohbet, gündemdeki konular ve Kıbrıs köftesi sizi bekliyor. Bizden ayrılmayın. Güzel Tanrım, bu yeni gün için sana teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerimi, ailemi önüne getiriyorum. Her birini koru, kutsal kanatlarınla sar. Ailede anlaşmazlıkları olanları, kırgın olanları barıştır. Sağlık ve adalet dualarını yanıtla bugün. Ağlayan yüreklere şu anda esenlik ol.
Kararlarımız, isteklerimiz senin isteğine uygun olsun ve yanıtlansın sevinçle. Esenlik ver. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İknur Bayfırat'ın stüdyo konukları ile Şehrin Kalbi her cuma saat 17.30'da Saat 7 Türk'te.
Tekrar herkese merhaba. Şemsa Mutfak'ta patateslerini rendelerken Pekcan Türkeş yanımıza geldi efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mutfaktayım. Bugün Kıbrıs köftesi yapıyorum. Aa, bak bilmiyordum bunu, Kıbrıs köftesini. Evet, Kıbrıs köftesi yapacağız bugün. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Vallahi işte biraz bu kez denizle hemhal oluyorum. Denize mi giriyorsunuz? Evet evet, biraz denize giriyorum. İstanbul'da mı, nerede? Şu anda İstanbul'dayım ama bir iki gün sonra Avşa'ya gitmeyi düşünüyorum. Güzel. Evet. Haydi bakalım o zaman. Evet, evet, yani yazı kaçırmadan. Yazı kaçırmadan. Güzel. Peki şimdi, efendim, evet. Sağlığınız, saatiniz nasıl? Gayet iyi, gayet iyi. Bir gününü Pekcan Türkeş'in nasıl geçiyor? Bir günü sabahleyin çok erken kalkmıyorum. Akşam geç yattığım için. Hı hı. Bir de ben böyle Beşiktaş'ta akşam üzerleri esnafı ziyaret ederim. O esnafla sohbet ederim. Ne güzel. Ondan sonra evime geldiğim vakit işte özellikle yabancı televizyonları haberler açısından, yabancı televizyonlardan neler oluyor onları bir menşeğinden öğrenirim. Güzel. Ondan sonra hanımların nasıl belli dizileri var. Benim de artık böyle hanım arkadaşlar şunu seyret diyor. Özellikle Fox'ta güzel diziler var. Reklam yapmak istemiyorum ama. Yapmayın hoşum, o zaman Pekcan Hocam. Evet, dayanamıyorum. Yani şimdi dizinin ismini de söylemeyeyim. Yani dizi ismi söyleyebilirsiniz. Problem yok da yani siz bilirsiniz. Ha bu arada 3 gün önce 4 Ağustos'ta bu Özgürlük Parkı'nda Kadıköy'de tiyatro ve müzik festivali başladı. Yalnız 25 lira ücretle gidilebiliyor. Katılanları söyleyeyim. Genco Erkal katıldı. Rutkay Aziz. Ondan sonra Füsun Demirel. Berna Laçin. Ondan sonra Mazlum Çimen. Moğollar. Yalnız bazı tiyatrocu dostlarımız, özellikle hem müvekkilim hem de arkadaşım, ilk patronlarımdan Ali Poyrazoğlu, bu festivale yani davet aldıklarını söyledi. Katılamama nedenlerini de diğer, mesela Behzat Uygur da aynı şekilde. Sonra Dilek Türker hanımefendi aynı şekilde. Tiyatro Yapımcıları Derneği de fazla şeffaf olmadı. Ve çağrılan grupların hangi kıstasa, kritere göre çağrıldığı hususunda net olmadığı için böyle bir mülaza tanesini doldurdular yani orada. Yani nedenlerini öğrenmek istiyorum ben de tabii bilmediğim için. Ama güzel bir onları şey. Onları rahatsız eden ne, onu anlamadım. Evet. Yani ben de anlamadım. Tam ki şu, sadece şeffaf değil denildi ve hangi kritere göre çağrıldı. Şimdi burada şimdiye kadar biliyorsun festivaller ücretsiz olur. Şimdi evet, vatandaş 25 lira, yani 25 lira fazla bir şey değil. Ama gönül isterdi ki, madem ki tiyatro kamusal bir eğlence, yani bunu vatandaştan almasaydı, bunu belediye de, belediyenin imkanlarıyla bu küçük küçük oyunlar zaten sunulacak. Tiyatrocu arkadaşlarımız da herhalde herhangi bir bedel almadan katılırlar. Yani bunu anlayamadım. Zaten bugün yarın belli olur. Çok şaşırtıcı değil yani. Türkiye'de anlayamadığımız çok şey var. Bence bunu da anlamayabiliriz. Peki efendim. İşte öyle bir şey. 27 Eylül'e kadar sürecek. Güzel. Bu festival. Ne güzel. Orada bir de şöyle yapılıyor. İki, tabii basından edindiğim izlenimlere göre iki beyaz, bir mavi. Maviye oturulacak yer. Yani demek ki iki tane yer boş kalıyor. Bir yere oturuluyor. Daha yine o kadar cesaretim yok benim, biliyor musunuz? Evet. Şimdi güzel tabii ki, insanlar sıkıldı ve festivaller, tiyatrolar tabii ki açılsın ama ben mesela birey olarak o kadar cesaret edemiyorum. O kadar kalabalıkların. Yani şimdi bazen mecbur kalıyoruz.
Yani kalabalığın içine girmek zorundasın ama yani bir konsere gitmek, bir festivale gitmek, bir sinemaya gitmeyi daha cesaret edemiyorum. Çünkü Covid-19 devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Yani dikkat edin, gitmeyin demiyorum ama lütfen gerçekten mesafenize, maskenize, dezenfektanlarınıza ya da kolonyalarınızı bulundurmaya bu tür yerlerde dikkat edin ki yani herkes çünkü ikinci bir dalgadan konuşuyor, bir şeyler söyleniyor. Bir de Dünya Sağlık Örgütü grip gibi diyor. Virüsün her yıl tekrar edebileceğini söylüyor. Yani nasıl belli aylarda grip olayı çıkıyor ya. Bu şekilde yani en son haberlerde bunu gösteriyor. Allah yardımcımız olsun. Evet. Başka haberleriniz şimdi, var mı? Şimdi efendim sosyal medya düzenlemesi. Dikkat ederseniz yakın zamana kadar YouTube'dan, Twitter'dan buna benzer sosyal medya ancak menşei yurt dışında olan buradaki buradaki yayınlarda bir düzenleme getirildi. Biliyorsunuz mesela bir yazı çıktığı vakit gazetede tekzip edebiliyordunuz veya bir televizyon kanalında sizin hak ve hürriyetlerinizi kısıtlayan veya onları suç teşkil edecek paylaşımları engelleyemiyordunuz. Şimdi Türkiye'de bu tür sosyal paylaşım siteleri Türkiye'de bir temsilci bulunduracaklar. Dolayısıyla yine dediğim gibi suç teşkil edecek. Tabii bunu böyle mahkeme kararıyla bunun tespit edilmesi lazım. Yani bir sözün eleştiri de olabilir, hakaret de olabilir. Bunun ispatlandıktan sonra bu sosyal paylaşım sitelerinde düzeltilmesi istenilecek. Hı. Eğer düzeltmezlerse onların internet ağ sağlayıcılarındaki bir daraltma ilk eylemlerinde %50'ye kadar daraltılacak. Yani bunların diğer paylaşımları da yani sırf bu paylaşım değil. Yani genel anlamda %100 bir yayın hakkı varken bu ilk seferde %50'ye indirilecek. İkinci seferde %95'e kadar indirilecek. Sonra para cezaları getiriliyor. Bunlar da güzel. Yani caydırıcı en azından. Evet, en azından şunu söylüyorum yani bu sosyal medyada bir takım klavye neleri diyelim? Klavye delikanlıları. Delikanlısı da olabilir diye. Deli kızı da olur, kızı da olabilir. Yani klavye kullananlar diyelim kullananlar yani elini oraya geçiriyor, istediğini yazıyor. Yani bunun bir sınırlama getirmesi lazım. Yani şimdi atıyorum bu Facebook'ta, Instagram'da sizinle ilgili istemediğiniz birisinin bir paylaşım yaptığını düşünün. Yani buna hakkı yok yani benim özel hayatımla ilgili zaten. Resim hakkı denilen bir olay var. Sen benim rızam olmadan bunları paylaşamazsınız. Çok yapılıyor. Yani evet. Benim fotoğraflarım da bir sürü saçma sapan yerlerde gösterildi. Özellikle sohbetlerdeki bir bölüm alındı. Ondan sonra başka bir şey olarak yani şikayet etmek zorunda kaldım. Yani bu evet. Sanırım birazcık da göz önünde olan insanların da çok başına evet. Geliyor. Ama normal yani hiçbir medyayla alakası olmayan insanlar da bu hakaretlere evet. Uğruyorlar. Şimdi... bu sonra özellikle troller dediğimiz yani bunun mutlaka siyasi olması gerekmez. Belli şeyde belli troller var. Bunların kafalarına estiği gibi her şeyi kullanmaması. Yani mutlaka bu siyasetle ilgili değil. İnsanın günlük hayatıyla da ilgili. Benim yaşama tarzımla da ilgili. Hı hı. Bir de şu şeyi anlamak mümkün değil. Arkadaşlarım ısrarla söylüyorlar. Niye İstanbul Sözleşmesi'nde? Ya dedim bizim kanalımız, ya biz 1,5 yıldan beri dilimde tüy bitti. Tamam belli genelge yayınlandı sağ olsun Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül beyefendi. Şimdi farklı şeyler düşünülüyor. Yani farklı şey şu. Tamam bu kadına şiddetle ilgili ancak belli şeyler alındı. Bu kez farklı şeyler, onlar da nedir biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi'nde bizi ilgilendirmeyen, yani o İstanbul Sözleşmesi'nin sayfasını açmamış kişiler yorum yapıyorlar. Orada diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nde, yani diyor, şimdi
abi, bizim ülkemizde eşcinsel evlilik olmadığı için bir evlatlık müessesesi de bu evlilikte olmuyor. Yani nereden nereye, yani insanların cinsel yaşantısından tutuyorlar, onu başka bir noktaya getiriyor. Bunlar saptırmaktır. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddetle ilgili ana temelinizdir. Kadına şiddetle ilgili gereken tedbirleri alacaksınız. Şu elektronik kelepçe meselesini gündeme getireceksiniz. Yani kelepçe dediğiniz bildiğimiz kelepçe değil, tabir o. Benim şu saatim gibi güzel böyle bir kordonla kadının koluna takılacak veya adamın koluna, genelde mağdurun koluna takılması daha iyiydi. Atıyorum 100 metre yaklaştığı vakit buradan sinyal verecek. Aynı sinyali emniyetin ilgili biriminde de aynı sinyali verilecek. Gereken şeyler yapılacak. Yani şu elektronik kelepçe, çok samimi söylüyorum, 200 liradan fazla değildir. Bunun parayla bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum Pekcan, evet, Bey. Yani burada da net yani söyleyeyim size. Yani burada bir saptırma var. Yani itiraz ediyorsanız, bak itiraz edenler, yani bunlar hep algı operasyonları. Bunları ben algı operasyonu olarak şey yapıyorum. Şikayetleri varsa insanların gündeme getirsene. En azından bize gönderilen her hafta 5 tane soru cevaplandırıyoruz. Yani şu anda rezervimizde en az 100-150 tane soru var. O soruların içinde önümüzdeki hafta ben inceleyelim bunu yani. Peki. Evet. Bir başka konu efendim. Ekonomik şiddet boşanma nedeni sayılıyor. Ekonomik şiddet nedir? Bakın nereden nereye? Kadına şiddetler. Şimdi kadına bir de ekonomik şiddet uyguluyor. O nasıl oluyor? Aşırı cimrilik boşanma nedeni. Doğru, sayılıyor. Ama güzel. Asırlardır var olan bir şey. Yeni bir haber kadının, değil. Kadına çocuğa eğitim giderlerini ödememesi, sağlık giderini ödememesi, ikide bir kadının hesabını adamın kontrol etmesi. Ya bırak, o da bir birey. Ondan sonra bunlar harcamaları. Genelde biz erkekler, ben ya böyle bir şey evliliğimde de yapmadım, normal hayatımda da. Beraber olduğunuz şahsın harcamalarını siz kontrol edemezsiniz. Maalesef evliliklerde kocalar, yani medeni kanunda karı koca deniliyor ya, kocalar karılarının masraflarını ona göre şey yapıyor. Ya sen bırak, o saç için şu kadar harcar, makyaj için bu kadar harcar. Sen sigaran için sonra tasvip etmediğimiz bir takım şeyleri masrafı yapıyorsun. Sana kimse karışmıyor. Evlilik birliğinde bu bir şirkettir, ortaklıktır yani. Sen ortak olarak gerekli şeyleri yapmıyorsun ama eşinin harcamalarına karışıyorsun. Bunlar da ekonomik şiddet olduğu için boşanma nedeni. Sonra efendim bizim usul hukukumuzda hukuk açısından yeni yeni uygulamalar geldi. Mesela telekonferansla tanıklar, şimdi biliyorsunuz bir şeyde şahitlik yapmak istediğiniz vakit ya diyelim ki bir cinayet olayı veya bir boşanma olayı, dava Adana'da görülüyorsa sizin ya Adana'ya gitmeniz lazım veyahut da burada nöbetçi mahkemede talimat yoluyla ifade vermez. Ama orada bir zorluk var. Şimdi kişinin ifadesini burada alıyorsunuz ama burada ifadeyi alan hakim dosyaya hakim değil. Dolayısıyla belli sorular soramıyor. Halbuki bu şimdiye kadar yapılmadı. Bundan sonra telekonferans yoluyla ifadesi alınacak. Dava Adana'da görülüyorken burada İstanbul'daki mahkemede oradaki hakim telekonferans yoluyla soruları soracak. Sizin bugün sizin bir ara ben burada, bunu sık sık yapıyorum, evet, zaten. Evet, sık sık yapıyorsunuz. Yani konuklarımı, evet, işte bir sürü program var. Evet. Onlar aracılığıyla ne kadar stüdyoda güzel değiller, işte orada görüşüyoruz. Adliyeye, ayrıca bilir kişiler de telekonferans yoluyla ifadeleri alınacak. Sonra gizli duruşmalar olacak. Şimdi bizim gizli duruşma ne oluyordu? Çocukla ilgili
gizli duruşma oluyor. Ama şimdi öyle duruşmalar var ki yani kişi bu duruşmalar alenidir. Mahkemeye müracaat edecek. Mahkeme bu duruşmanın gizli yapılmasına karar verecek. Sonra kanunlarımızda hep sözlü duruşma çok az. Mesela iç mahkemelerinde şifaen der. Çoğu davalarında yine sözlü olarak duruşması yapılacak. Peki. Efendim alacaklı UYAP üzerinden haciz uygulaması. Şimdi bir sistem üzerinden haciz uygulaması yapılacak. Ancak burada elde edilen bilgiler haksız olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Bir haciz uygulaması yapıldı. Burada da yenilik getirdi. Sonra efendim çok önemli bir şey. Hakimin reddinde belli nedenlerle hakim reddedilebiliyordu. Ona bir şey daha ilave edildi. O da şu. Eğer o hakim o davayla ilgili zamanında ara buluculuk yapmışsa, bazı şeylerde hukukçular ara buluculuk yapıyor. O zaman ara buluculuk yapmış olan hakim bu davaya bakamaz. Hakimin reddi gerekir. Eşyanın tabii onu da kanun almış. Bir de hatırlayacaksınız hangi davalarda ara buluculuk sistemi getirilmişti? Yani onu sık sık söylüyoruz ama aklınıza kalmamış olabilir. İzleyicilerimiz de hatırlasınlar. İş mahkemelerinde dava açmadan önce mutlaka adliyedeki ara bulucuya gideceksiniz. Yani ara bulucuya gitmeden dava açarsanız davanız reddolunuyor ve karşı tarafa da bir vekalet ücreti ödüyorsunuz. Masrafları da siz karşılıyorsunuz. Aynı şekilde şimdi bir dakika bakayım hangi tüketici mahkemelerine başvurmadan önce şimdi rahatlıkla tüketici mahkemesine gidiyordu. Kanun koyucu yenilik getirmiş. Tüketici mahkemesine başvurmadan önce mutlaka ara bulucuya başvuracaksınız. Onun için çünkü tüketici mahkemelerine çok başvuruluyor. Yani davanın reddi sayılıyor. Onun için öncelikle ara bulucuya gidecek. Tüketici mahkemelerinin bulunduğu binada mutlaka gerek iş mahkemelerine için ara bulucu var, gerek tüketici mahkemeleri için ara bulucu var, ara bulucuya müracaat edecek. Süper. Bir iki tane daha var ama biraz onu sorun. Da söyleyelim. Efendim sigorta tazminatı aldınız. Bu sigorta tazminatı o kişi veya avukatına verilecek. Üçüncü kişiye kesinlikle devredilemeyecek. Ha devredemeyiz. Devredemezsiniz. Yani diyelim ki bir sigorta tazminatı aldınız. Aa ben bunu yani adam sigorta tazminatını hak kazandıktan sonra kendisi için normalde miras hukuku içinde de değerlendirilebiliyordu. Ama bu yeni şeyle başkasına devredilemiyor. Yani benim buradan alacağım sigorta tazminatı değme kesinleşmişse bunu üçüncü kişilere devrediyorum diye bir sözleşme yaparsanız geçersiz. Devredilemiyor. Ya kişiye ya da avukatına. Tamam. Evet. Bir de Yargıtay diyor ki kes yap kes kopyala kopyala kes yapıştır yöntemini kabul etmiyor. Ceza davalarında mesela düşünce suçlarında 5 sene önce verilmiş aleyhte o yazarın aleyhinde ben düşüncenin suç olduğu kanaatinde değilim. Anayasanın temel prensipleri var. Ben şurada avukat sizsiniz kitabımın içinde benim anayasam var. Anayasayı açıyorum sayfasını. Ha geçenlerde ne dedim? Maske takmayı Bolu Mahkemesi iptal etti ya. Anayasada hüküm var. Sonra umumi hıfzıssıha kanununa atıfta bulunmuş. Orada diyor ki sosyal devlet gereği diyor. Devletin her gün 3 tane size maske vermesi lazım. Bu maskeyi vermediği için, siz de maskeyi takmadığınız için size ceza yazamaz diyor. Ve bu hepsi dönüyor dolaşıyor anayasaya bağlanıyor. Anayasadaki hükümler neyse ben onları ortaya atıyorum. Maske takıyor muyuz efendim sokaklarda? Bak samimi söylüyorum. Bakın nasıl şemsal sıkıştırıyor. Evet, evet. Takıyor muyuz? Böyle açık yerlerde takmıyorum. Niye takmıyoruz? Niye takmıyorum? Çünkü
işin teknik yönünü düşünüyorum. Yani bomboş bir şey değil. Bomboş bir deniz kenarında geziyorum ben. Sık sık hava almak için geziyorum. Tamam. Ha, benim orada yakın mesafede en az 150 metre ötede kişiler var. Ben onlara yaklaşınca hemen buradan maskemi takıyorum. Ama onun dışında takmıyorum. Şu açıdan takmıyorum. Benim nefes almam. Ben 71 yaşındayım yani. Karşı tarafa... Ben daha çok kalabalık ortamlardan bahsettim. Evet. Sokağa çıktığınızda takıyor musunuz diye merak ediyorum. Yani sizin sağlığınız açısından. Hayır, ben yakın mesafe olan yerle, mesela bir İstiklal Caddesi'nde takıyorum. Hı hı. Ama deniz kenarında Bebek'ten itibaren yürüyüş yapıyorum. Ben takmıyorum orada. Anlıyorum sizi. Evet, takmıyorum. Tamam. Burada da bakın ne diyor? Düşünce suçlarında diyor. Başka bir mahkemenin veya kendi mahkemesinin kararın bir bölümünde bir şeyden açıklamış. Sonradan gerekçe olmadan maalesef o kararı veren mahkemeler kopyala, kes, yapıştır yöntemiyle kararın gerekçe kısmına koyuyorlar. Aynı şey. Böyle gereksiz, gerekçe olmadan yazılan kararlar bozmayı gerektiriyor. Onun için de karar verecek mahkemeler bu Yargıtay'ın kararına uysunlar. Peki efendim. Evet, hukuk bakımından bu kadar. Gelelim hemen sorularımıza. Hayır, sorulardan neye önce ay öyle güzel bir şeyler buldum ki. Önce şunla şeyleri söyleyeyim. Hemen aklımızda gerekir. Kelimelerin orijini vardı ya. Proletarya. Neydi proletarya? İşçi sınıfı değil mi? Çalışan sınıf. Proletaryanın esası Latinceden geliyor. Latince prologos doğurgan demek. Doğurgan demek. O zamanki yani işçilerin işi doğurmasından dolayı işçi kesimine proletarya, çalışan denilmiş. Ondan sonra bir başka şey pullman. Pullman koltuk var ya. Evet. Hani trenlerde oluyor. Pullman koltuk şu. 1867'de Amerika'da George Pullman isimli bir mühendis bir fabrika kuruyor. Demir yolları ile ilgili, vagonlarla ilgili, lokomotiflerle ilgili. Ve bu tür koltuklara da adamın soyadından dolayı Pullman deniliyor. Ondan sonra güzel. Evet, benim rahmetli anneciğim hep söylerdi. Robe de chambre, oğlum babanın robe de chambre'ını giy. Robe de chambre neydi? Sabahları giyilinen erkeklerin genellikle. Sabahlık hani, diyoruz biz. Sabahlık diyoruz, evet. Ama maalesef benim annem okuma yazması vardı. Ben ona okuma yazmayı ben anneme öğrettim. Kendisi Latin harfleriyle dini kitapları da okurdu. Hı hı. Okumaya çok meraklıydı. Annem robe de chambre, şezlong bütün bu kelimeleri kullanırdı. Evet. Çok güzel. Tabii eskiden Fransızcadan gelen istasyon gibi robe de chambre, robe siz bilirsiniz elbise demektir robe. Roba chambre, roba, bravo. Chambre da yatak odası demek. Deux de nain demek. Yatak odasının elbisesi. Güzel. Evet. Chaiselong. Chais Fransızca'da sandalye demek. Long da uzun demek. Uzun sandalye. Yani şöyle yattığınız şeylerde, havuz kenarlarında. Evet. O da chaiselongmuş. Bir tane daha. Sabin neydi? Sabin. Ses frekansını ölçmek veya çocuk felci aşısına sabin diyorlar. Demek ki sabin ses frekansını, akustik ses frekansını ölçme birimi sabin. Bunu da bulan adamdan dolayı sabin demişler. Bir diğer çocuk felci aşısını bulan ise Albert Sabin isimli bir zat-ı muhterem. Yani çocuk felci aşısına da sabin diyor. Zaten Google'a girdiğiniz vakit Sabin aşısı der, yani çocuk felci aşısı. Peki. Bu da yani bir tane daha yok. Şey var tabii, iki tane daha var. Sabote etmek. Sabote. Sabote etmek. Evet. Ne demek sabote etmek? Sabo nedir sabo? Ayakkabı sabo. Evet. Evet. Tahta ayakkabılar. Tamam. Eskiden
Hatta onlar sabot diye yazılır. Fransızca'da T harfi okunmadığı için okurken ona sabo diyoruz. Sabo, köylüler sabo giyerlermiş. Ve o köylüler böyle bazı şeyler olduğu vakit o tahta ayakkabılarıyla, sabolarıyla o köylüler şeye katılırlarmış. Dolayısıyla bir olayı sabote etmek, yani bir olayı baltalamak da olabilir. Yapış şekline bu köylülerin ayağına giydiği sabo ayakkabısından. Peki efendim. Genelde bir tane daha var. Sadist. Sadist neydi? Sadizm. Sadist bir başkasına verilen eziyetten zevk alan insana ne deriz? Ne sadistçe deriz. Bu da ünlü Fransız aristokrat ve yazarı Marquis de Sade'dan geliyor. Adamın ismi. Aristokrat Marquis de Sade. Adamın ismi Sade. Dolayısıyla bunun adı da sadizm, o sadist olmuş şeyden peki dolayı. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Aa yok, çok güzel bir şey var. Ay siz, benim bütün hanım arkadaşlarım ısrarla size de çok sevgilerini, selamlarını gönderiyorlar. Şimdi Ayloros, Yunanca neydi? Ayloros, bir hayvanın ismi. Ayloros. Eski Yunanca'da kedi nedir kedi? Gata. Ha gata. Eski Yunanca'da Ayloros'muş kedi. Ayloros. Evet, Ayloros. İlk defa duyuyorum, bir yaşıma daha girdim. Evet, Ayloros. Grekçe'de. Şimdi onun için özellikle kedi kız bir arkadaşım gönderdi. Ben onun ismini kedi kız koydum. Eğer evde onunla vakit geçirmek ve onu yalnız bırakmamak için sosyal hayatınızdan feragat ediyorsanız ve tatile bile çıkamıyorsanız, maaşınızın büyük çoğunluğunu pet shop'a veriyorsanız ve bundan hiç şikayetçi değilseniz, eşyalarınızın, elbiselerinizin üstü tüy içindeyse ve bu size hiç rahatsızlık vermiyorsa, eve kargo ile bir şey geldiğinde satın aldığınız şeyden çok kediniz kutuya sevineceği için mutlu oluyorsanız, işte olduğunuz zaman sık sık eve gitsem de miniğimi sevsem diyor ve birkaç saat içinde bile onu özlemeye başlıyorsanız, sadece sahibi olduğunuz kedi değil, sokaktaki kediler için de endişeleniyor, çantanızda her zaman mama ile geziyor ve kışın üşümesinler diye kedi evleri yapıyorsanız, koltuklarınızı tırmalaması, etrafı dağıtması, bir şeylere artık gülüp geçiyorsanız, kedi sevmeyen insanları anlayamıyor ve istenmeden olsa onlarla aranıza mesafe koyuyorsanız, geçmiş olsun. Siz bir hastalığa tutuldunuz. Bu hastalığın adı kedi tutkusu veya ailofil. Fil demek sevmek demek. Hatırlayacaksınız. Filoloji de dil sevmek değil, bilim sevmek demek. Hı hı. Filozof gibi hepsi aynı şeyden geliyor, kökenden geliyor. Yani bunu da kedi severlere ithaf ediyoruz. Peki. Yani hanımlarımız çok bu kedi. Kedi sever. Evet, kedi severler. Hayvanları sevmek güzeldir. Evet, ben, güzel bir şey. Bütün hayvanları sevelim zaten. Besleyenler var, beslemeyenler var ama zarar vermeyelim. Mümkün mertebede sevelim. Evet. Onlar bizim sevgimize muhtaç. Çok güzel, savunmasız ve bizim için aslında tam bir hediye diyorum ben Tanrı'dan onlara. Evet. O zaman çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hanım izleyicilerimiz de memnun olmuşlardır. Çünkü ısrarla bana telefon açıyorlar. Ne olur Şemsa Hanım da kedi sever diyorlar. Ama dedim Şemsa Hanım dedim evde çok kalmıyor dedim. Bir taraftan annesiyle babasıyla. Ben hayvan severim. Yani evet, ben kedi köpek ayırtmıyorum. Bütün çocukluğum ve gençliğimde hep mutlaka hayvanlarımız oldu. Evet. Ama şuna çok inanıyorum. Bir hayvanı sahiplenmek kolaydır ama bakamıyorsan sahiplenmeyeceksin. Evet. Ben çalışan bir kadınım. Eşim evet de çalışıyor. Yani bizim bir hayvanı alıp da ona bakma şansımız şu anda yok. Yok. Evet. Bakmak istiyorsan sokaklarda bir sürü hayvan var. Onları besleyebiliyoruz, evet, su verebiliyoruz. Ama özel bakıma alacaksan bir hayvanı, o zaman o sorumluluğu bir çocuk gibi almak zorundasınız. Evet. Bunun bilincindeyim. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Efendim şimdi birinci sorumuza geçebiliriz. Tabii ki. Buyurun. Babamın okuma yazması yoktu. Köydeki bir adama 2015'te 100 bin liralık senet vermiş.
Babam 2016'da öldü. Şimdi bu para bizden isteniyor. Şimdi mi akıllarına geldi? Babam yalnız yaşadığı için kendisinin dolandırıldığını tahmin ediyoruz. Ne yapabiliriz? Evet. Şimdi efendim, senet deyince mutlaka aklımıza bono falan gelmesin. Hı hı. Şimdi ben bir beyaz kağıda şöyle bir şey yazsam. Şemsi Hanım'a 50 bin lira, o kadar fazla olmasın da 1000 lira borçluyum. En kısa zamanda ödeyeceğim. Bu da bir senettir. Doğru. Ama bu adi senettir. Hı hı. Şimdi adi senetle bono arasındaki fark, adi senetten takip yapıldığı vakit bir hafta içinde itiraz ederseniz o düşüyor. Düşüyor. Evet. Şimdi bankalardan size gönderilen borç ödemeleri de adi senettir. Yani ona bir hafta içinde itiraz ederseniz düşer. Güzel. Ben biraz şeylik yaptım ama bankacılar bana biraz... Kızıyorlardır size ama olsun. Bankacılar da zamanında çok böyle şey uygulamalar yaptılar. Hatırlıyorsunuz ben Hong Kong'daydım. En az 10 kere anlattık Pekcan evet, abi. Evet tamam, bir de anlatmıyorum onu. Şimdi bono da bir defa malen veya nakden yazılması lazım. Yani bu bonoyu niye verdim? Tamam. Eğer itiraz söz konusuysa ben mesela oraya malen yazarsam ben şimdi Şemsi Hanım'dan karşılığında bir mal mı aldım? Dolayısıyla ispatı bakımından öyle bir şey var. Bir de bonolarda mutlaka aklınızda olsun sevgili izleyiciler, düzenleme tarihini koymamız lazım. Hani imza atıyoruz ya, o imzanın yanında mutlaka tarih olması lazım. Tarih olmazsa bono olmuyor. Olmuyor. Evet. Yani birisinden bono aldığınız vakit, bir de bonolarda 3 yıldır zaman aşımı. Yani 3 yılı geçtikten sonra onu icraya koyamıyorsunuz. Hı hı. O zaman ne oluyor? Adi senet oluyor. Şimdi bono olursa bonoya itiraz edemiyorsunuz. İmzaya itiraz edemiyorsunuz. Kendi imzanız. Düzenleme tarihi var, o da var. Her şeyi doldurulmuş. Ama adi senet olursa itiraz ediyorsun. Benim böyle bir borcum yoktur, dava açsın. İşte bankalardan gelen şeyi de atıyorum. Genelde bunları ne yapıyorlar bankalar? Kiloyla avukatlık bürolarına veriyorlar. Evet. 500 lira kalmış bir elektrik idaresi keza. Onlar da işte dediğim gibi oradaki meslektaşları maalesef bunları defalarca gündeme getirdim. Çaycı bile açıyor telefonu. Oradaki sekreter bile işte diyor şeyiniz var diyor, biz diyor hacize geleceğiz diyor. Pekcan Bey bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu yasaklanmadı mı? Şimdi şöyle bir şey, yani şimdi banka borçları için avukat bürolarına devrediyor ve avukat büroları da artık 444'lü numaralardan değil normal numaralardan arıyorlar. Tabii, ve insanlar evet. Bilmeden sürekli açıyorlar telefonlarını. Evet. Yani bu konularda bize çok fazla telefon geliyor, soru geliyor. Bu yasaklanmadı mı? Hayır, yani bizi bu şekilde taciz edebiliyorlar hayır, mı? Hayır diyor ki, hayır ama bunu icraya koymadan açıyorsa hakkın suistimalidir. Sen o zaman koy icraya. Ben de süresinde itiraz edeyim. Borcum varsa kabul ederim. Borcum yoksa itiraz ederim. Bunlar icraya koymadan, masraf yapmadan oradaki ilgili yanında çalışan sekretere veya çaycıya veya ofis boya diyor ki şu numaraları aç. İşte şu avukatlık bürosundan biz sizi arıyoruz. Borcunuz vardır. Hemen bir hafta içinde gelin ödeyelim, size biraz indirim de yapacağız. Aksi halde çilingirle evinize geleceğiz filan. Ya önce bir icra takibini yap. Yapmadan bunu yapıyorlar. Bu yani daha ortada eylem yok. Yani bu yasak, yasaklanma diye bir şey yok. Ama sizi taciz ediyorsa o ilgili avukatlık firması aleyhine tacizden dolayı dava ikame edebilirsiniz. Veya ilgili avukatı baroya şikayet edebilirsiniz. Peki peki. Evet. Bey, teşekkür ediyoruz. Şimdi demek ki bunlar olduğu vakit şey oluyor. Efendim bir de dedik ya 3 yıl içinde bonoları icraya koymak lazım. İkinci soru. Arazimin bulunduğu alana gittiğimde komşuların sınırının bizim araziye kaydığını gördüm. Soruşturdum. Bu sene kadastro çalışması yapılmış. Sınırlar böyle olmuş. Ancak kadastro çalışması yapılması benim arazimin küçülmesi anlamına gelmemeli. Buna karşı ne yapabilirim? Efendim. Kadastro denilen yani tapulama yapılmamış yerlere zaman zaman
Artık ülkemizde de kadastro işi de azaldı. Çok. Ne yapıyor? Bir araziye veya bir yeri, köydeki bir yeri diyor ki bunları tapulama mahkemelerine intikal edecek, tapuya geçecek. Bu şurası senin mi diyor. O diyor ki şurası bir metresi daha benim diyor. Bunları tespit ediyor fen memurları. Sonra bunlar askıda kalıyor. 30 gün içinde itiraz ediyorsan ediyorsun. Etmiyorsan yine bir hakkın var. 10 yıl içinde mahkemeye dava açabiliyorsun. Hani sizin haberiniz olmadan memleketteki bir yere de kadastro geçmiş. Yalnız izleyicilerimiz şuna dikkat etsinler. Kadastro demek, kamulaştırma demek değil. Kamulaştırmada sizin bu bahçenizi kamulaştırıyorum. Ben yeşil alan yapacağım veya buraya hastane kuracağım. Tamam. Ama kadastro geçtiği vakit o şey küçülmüyor. Kadastroda kime ait olduğu tespit ediliyor. Peki. Çünkü elde bir şey yok. Siz de burayı ben işte zamanında şuradan aldım. Muhtar senediyle aldım. Yine aklımdayken söyleyelim. Tapulu yerler kesinlikle noterde satılmaz. Tapulu yerler nerede satılır? Tapuda satılır. Noterlerde satış vaadi. Başka bir şey yapılmaz. Tamam. Evet, bunun cevabını da verdik. Süpersiniz. Efendim, 3'e geçtik. Evet. Şimdi Almanyalı bir şey soru geliyor. Buyurun. 2012 yılında Ocak ayında şimdi oturduğum evi emlakçıdan kiraladım. Mal sahibimi görmedim. Emlakçıyla kontrat yaptım. Ev sahibim Almanya'da çalışıyor. Geçen ay telefon açıp Türkiye'ye kesin dönüş yapacağını ve kiracısı olduğum daireyi boşaltmamı bildirdi. Ne yapmalıyım? Şimdi ne diyordum? Hani Almanya'dayım, kızım evleniyor falan, bunlarla olmuyor. İddiasının yani ihtiyacının samimi olması lazım ve gerçek olması lazım. Hı hı. Ha, tamam geleceğim diyorsun, bir gel. Kesin dönüş yaptığına dair belgeleri göster bana dava açmadan. Ha, gerçekten artı şöyle diyebilirsin, bak kardeşim benim başka bir yerde yerim yok. Bu daireme geçeceğim. Ha, seni oradan çıkarttığını düşünelim ama bir başkasına 3 yıl içinde veremez kiraya. Ha, kiralayamıyor hemen. 3 yıl içinde veremez. Yani o zaman samimi değilse o zaman o ev ona ne kalıyor. Oluyor verdiğini düşünelim. Aha. En az 1 yıllık kiradan az olmamak şartıyla o kiracıya, bu şahsa, bu soruyu gönderen izleyicimize tazminat ödemesi lazım. Çok güzel. Evet. Bir de bu dava ne zaman açılacak? Ne bu zaman? Davada kontratına bakacağız. Hangi ayda girmiş? Diyelim ki Eylül ayında girmiş. Hı hı. Ha, 30 Eylül'e kadar bir ay içinde davayı açması lazım. Tamam. Bir ay içinde. Bir ay içinde. Daha fazla gecikmeden. Kira kontratının bir ay içinde dava. Eğer şimdi diyecek ki ben işte Almanya'dan geldim, kesin dönüş yaptım. Burayı kendi ihtiyacım için veya çocuklarımın ihtiyacı için. Ay ne güzel koktu o. Vallahi. Evet işte öğlen acıktık yani. Allah'tan bunların taşıması da kolay. Ben bir güzel paket yaparım. Akşama da Şemsa'cığım bak ben yalnızım yani. 2-3 tane paket yaparım. İstediğiniz kadar Pekcan tamam. Bey sözü bile olmaz. Ne demek? Şaka söylüyorum ya. Sözü bile olmaz. Evet, evet, devam edeceğiz efendim. Kıbrıs köftesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel güzel pişirmeye başladım ben köftelerimi. Ben köftelerimi artık bir köfteci mi açsam bilmiyorum. Pişirmeye devam ederken siz de güzel insanlar çaylarınızı kahvelerinizi şöyle bir tazeleyin. Biz burada olacağız.
senin tahtını önünde dururum. Ellerin şefkatle hep bana uzanır. Gece tapayım sana, gece gündüz en kutsal yerde. Ve sen çadırın üstüme gerersin. Seninle birlikte gece gündüz tapayım sana, gece gündüz en kutsal yerde, gece gündüz tapayım sana, gece herkese tekrar merhaba. Şemsal şu anda köftelerini pişiriyor efendim. Kıbrıs köftesi yapıyoruz bugünkü programımızda. Lezzetli, böyle güzel bir komşuya gittik efendim. Kıbrıs'tan güzel köfteler yapıyoruz.
patatesli. Asıl ana teması zaten patatesli. Afiyetle yiyeceğiz. Ve Pekcan Bey bizim yanımızda. Evet efendim. Devam edelim sorularımız kaldıysa. Evet kaldı efendim. Karşılıklı hakaretten açılan davada denetimli serbestliğe girdim. Ayrıca mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdiğini söyledi mübaşir. Demek ki mübaşir. Ancak oradaki bir avukat bazı suçlar için böyle bir karar verilemezmiş dedi. Denetimli serbestlik sabıka kaydında gözükür mü? Bana açıklayıcı bilgi verebilir misiniz? Şimdi konuyu şöyle bir toparlayalım. Denetimli serbestlik denilen bir olay var. Hı hı. Denetimli serbestlikte duruşmalar yapılıyor. Ama bazı suçlarda verilmeyecek, denetimli serbestlik verilmeyecek suçlar da var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Yani herhangi bir hüküm verilmiyor. Dolayısıyla 5 yıl içinde ama 18 yaşından küçüklerde 3 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemezse, kasıtlı yani. Neydi kasıtlı suç? Mesela bilerek ve isteyerek. Evet, bilerek ve isteyerek. Tedbirsizlikte mesela bir trafik kazası yapmış. O oraya girmiyor. O zaman ne oluyor? Bu karar verilmemiş gibi oluyor. Yani dava düşüyor. Dolayısıyla sabıka kaydında da gözükmüyor. Bunun güzel adı hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Hangi suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilmiyor? Bunlar disiplin suçlarında, disiplin suçu aldınız bu verilmiyor. Nafakada, eğer bir nafakadan dolayı hapis cezası aldınız ya. Evet. Siz bu parayı öderseniz problem değil ama ödemezseniz denetimli serbestliğe koyamıyor. Hmm. Güzel. Bir de taahhüdü ihlal. Taahhüdü ihlal nedir? Diyorsunuz ki sizin borcunuzu, bankaya olan borcunuzu, arkadaşınıza olan borcunuzu, her ay 10 lira ödeyeceğim diyorsunuz. Her ayın birinde. Bir sefer ödemediğiniz takdirde 10 lira bile olsa ne oluyor? Bundan bir hapis cezası geliyor. Bu da denetimli serbestliğe girmiyor. Peki efendim. Bir tane daha var denetimli serbestliğe girmeyen. Ona bir bakayım efendim. Unutuyoruz tabii. Hafızayı beşer, nisyan ile şaşar. Efendim, imar kirliliği. Bakın. İmar kirliliği. Evet, imar kirliliği ile ilgili. Mesela bir şeyi balkonunuza astınız, bundan dolayı bir hapis cezası verilmişse bu denetimli serbestliğe girmiyor. Güzel bir şey. Hı hı. İmar kirliliği. Hı hı. Ondan sonra devrim kanunları, inkılap kanunları var. Bunlar da girmiyor. Peki. Evet. Burada bundan yararlanmak için mutlaka mağdurun şeyini ödemek zorundasınız. Yani şimdi siz X kişiye atıyorum mesela bir zarar vermişsiniz. Bundan bir hapis kararı çıkmış. Bu denetimli serbestliğe girmesi için karşı taraftan anlaşmanız lazım. Yani karşı taraf tamam ben buradan hakkımı aldım. Yani yapılan bir şeyden dolayı ben bir zarar gördüm. Buna mahkemeye bu hususta şikayetçi olmadığınızı da belirteceksiniz. Ve 5 yıl içinde kasıtlı suç işlememiş olacaksınız. Ondan sonra bu sabıka kaydınızda da gözükmüyor. Peki. Evet efendim. Bitti mi sorularınız? Bitti. Aslında bir tane daha var ama bugün şeyi anlatıcı San Diego'yu eğer efendim, olursa onu da anlatırız esas. San Diego'ya geçiyoruz ama ondan önce Kıbrıs köftelerimiz hazırlandı. Güzel evet, güzel çıtır çıtır Kıbrıs köfteleri yaptık bugün. Biz size tarifi tekrar vermek istiyoruz. Bu tarifi yapmak isteyenler mutlaka olacaktır. Ve bence de denemelisiniz böyle farklı farklı lezzetler. Büyük mutfaklar, dünya mutfakları var. Bugün Kıbrıs'a gittik ve Kıbrıs köfte için malzemelerimiz efendim. 4 adet orta boy patatesimiz var. 300 gram kıymamız var. 1 adet yumurtamız, 1 tutam maydanozumuz, 1 adet küçük kuru soğanımız var. 1 diş sarımsak,
Bir çay bardağı bayat ekmek, eğer bayat ekmeğiniz yoksa galeta unu kullanabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var efendim. Bir çay kaşığı karabiberimiz, bir çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Kızartmak için de mis gibi sıvı yağ kullanıyoruz. O zaman şimdiden yapanlar ellerine sağlık. Bu tarifleri uygulayan herkes de bize mesaj atabilirler. Yorumlarınızı yazabilirsiniz efendim. Afiyet olsun diyorum. Evet. Efendim bugün Amerika'nın batısında, doğusunda Florida vardı, Miami vardı. Ben sanki böyle karşımdaki insan çok Amerika'yı gezmiş gibi anlatıyorum ama şöyle hatırlamaya çalışalım. Amerika'nın batısında yukarıda Kaliforniya var, San Francisco var, Los Angeles var. Aşağı doğru iniyoruz, Santa Monica, Santa Barbara ve San Diego. San Diego demek, San Aziz demek. Diego da Azizlerden bir tanesinin ismi. Şimdi burası Kaliforniya'nın ikinci en büyük şehri. Amerika Birleşik Devletleri'nin de 9. büyük şehri. Burada Pasifik Filosu bulunuyor ve burada SeaWorld dediğimiz deniz dünyası var, hayvanat bahçesi var, dünyanın en büyük hayvanat bahçesi var, Safari Park var. Şimdi bu San Diego şehrin, bakın orası da Soledad en büyük tepesi. Şimdi Miami ile burayı kıyasladığımız vakit, burası Miami, Florida düz bir tepsi gibi. Orada fırtınalar, kasırgalar çok oluyor. Ama San Diego'da fırtına, kasırga falan az oluyor. Ne güzel. Ve sabahleyin şuradaki plaja giriyorsunuz. Bir saat sonra kayak yapmaya çıkıyorsunuz tepelere. Wow. Mesela şu Jolla yazılan, İspanyolca'da J'ler H diye okunur. Hoya, iki tane L de Hoya. Aynı tortilla gibi, biraz sonra bahsedeceğiz. Hı hı. Burada Meksika yemekleri, tortilla. Bakın at yarışı mekanı, Del Mar. Çok önemli. Burası, burada kendinizi Meksika'da hissedeceksiniz. İnanın, hı hı, ben burada mariachi gördüm. Mariachi neydi? Mariachi, mariachi Meksikalı müzisyen demek. Ben deniz, artık övünerek söylüyorum, Türkiye'de ilk mariachi tiplemesiyle bir reklamda oynadım. Reklamın ismini vermiyorum. Orada müzik çalan bu bıyıklar sayesinde ben ahir ömrümde, bakın o bisiklet tarzı taşımada da kızlar, Rus, erkekler hepsi, yani hilafsız ben 15 tane Türk gördüm. Türkler gerek New York'ta gerek burada, çünkü burada San Diego'da dünyanın, işte Amerika'da önemli 3 tane üniversite var yani. Bizim, bakın hep Meksika tarzında. 3 tane. Santa Barbara Üniversitesi. Sonra Arizona Üniversitesi. Devlet Üniversitesi bunlar. Ve San Diego Üniversitesi. Burası biraz üniversite şehriydi. Bir de burada beyazlar var. Hispanik dediğimiz İspanyol asıllılar var. Zenciler daha az. Burada nasıl biliyor musunuz? O Amerikan havası var ama bir taraftan da Latin havası var. Ama her şey kontrollü. Bakın mesela bizim Türklere ben havaalanında dikkat ettim. Eğer Türkler Amerika'nın dışından gelirlerse geldiklerinde, yani Londra mahreçli geldiklerinde, o immigration dediğimiz muhacirat veya göç polisi pasaportunuza bakıyor. Ben tabii böyle o şey, S harfini vurdurmuyorum. Yani kendime ben konuşkanım yani. Ve araştırmaya gönderiyor. Gümrük araştırmasına gönderiyor. Bir de Amerika'da köpekler vasıtasıyla özellikle New York'a gidenler hemen göreceklerdir. O köpekler sizde meyve olup olmadığını hemen kontrol ediyorlar. Onun için Amerika'ya girerken hep söylenir, meyve falan bulundurmayın yani. Ya meyve bulundurmak yasak. Evet, yasak. Onlar, ondan sonra yani şeyden geliyorsunuz, deniz aşırı ülkelerden geliyorsunuz. Ondan sonra hatta Avustralya'da da öyle. Benim mesela Avustralya yazımda da ben bunu şey yaptım. Çok eskiden gitmiştim. Böyle anneciğim de şu köfte gibi köfteler yapardı. Ben de ondan öğrendiğim köfteleri koydum şeye, o kadar 13-14 saatlik yolculuktan tabii sonra. Tabii sağ çıkır. Şeyde de yerim diye, hayal ben.
Uçakta zaten yemek veriyorlar. Orada dedim bir iki gün dedim kendi yaptığım yani en az bu kadar. Maalesef hemen o köpekler kokuyu aldılar. Bir köpekler de söylüyor, yalan oldu. Hemen attılar. Ve soruyor size. Şu var mı? Mesela peynir meyniri de müsaade etmiyorlar. Onlara dikkat etmek lazım. San Diego'da bir de şeye dikkat ettim. Amerika'da bir ülkenin en küçük para birimi mesela 1 euro, 1 dolar, 1 lira eğer kağıtsa o ülkenin parası kıymetlidir. Maalesef yani bizim paramızın ben kağıt olmasını isterim. Amerika'da 1 dolarlar kağıt çok kıymetli. Mesela San Diego'da ulaştırma bizde zannedersem gerçi biz ücret vermiyoruz ama otobüslere metroya falan 3.25 mi bizde? 3.25. Evet 3.25. Amerika'da 2.25. 2 dolar 25 sent. Ama şeye göre ucuz yani. Amerika'ya göre ucuz tabii. Amerika'ya göre de ucuz. Hayır dünyanın başka yerleri. Amerika bazı şeyler bakımından daha ucuz. Uygun. Bir de Hispaniklerin olduğu yerde daha şeyler ucuz. Yani insanların bakın bu çok güzel World, fotoğraf. Deniz evet. Dünyası. Burada balinaları izleyebiliyorsunuz. Burada fok balıklarını, deniz aslanlarını, su samurları. Mesela bir yerde burada Amerika'nın bakın cheesecake fabrikası. Allah'ım yediniz evet. mi? Orada yani yemedim de başka yerlerde yedim. Mi? Orada yemedim ama başka yerlerde güzel yedim. Güzel miydi? Vallahi bana göre çünkü orijinal her yerde yediğim esasını bilmediğim için. Mesela burada bir de Meksika'ya yakın dedim. Tijuana yazılır. Tijuana diye. Şu da Mardin bakın. Öyle mi? Mardin'i evet. Bu Mediterranean Akdeniz mutfağı diye Sultan Baklava diye bir yere girdim. Bakın hayat tesadüflerle dolu. Bundan 21 sene önce İstanbul'daki bir otelde tanıdığım bir garson Tekirdağlı Engin abi baktım orada şey olarak çalışıyor. Dünya şaşırdım küçük. Dünyanın. Demek ki patron Mardinli ki şeye Mardin demin gördüğümüz resim Mardin resmini koymuş. Ne güzel. Akdeniz yemekleri de yapıyor. Baklava da güzeldi. Şeyin ismi de Sultan Baklavaydı. Ama çok çok Türk var değil mi oralarda? Var çok Türk var. Neden? Üniversite için bir de New York'a geliyorlar ya ondan sonra Miami daha zenginlerin yeri. Tabii pahalı evet. da. Yani Miami'de de çok Türk var ama kalbur üstü. Evet. Yani ben çoğu Türk'ün villalarına kadar biliyorum. Miami'de beni böyle bir restorancı gezdirdi. Yani dedikodu magazin yazarı olsam neler yazarım. Evet. Ve İstanbul'da gördüğüm bazı yani isimleri, sosyetik isimleri sanatçı orada da görüyorum ama şey olmasın diye hiç Miami'den filan söz etmiyorlar. Kayboluyorlar. İşte neredeydik? Bodrum. Hayır Bodrum'da filan değiller. Miami'de. Ne güzel. Allah'tan şeyde bu kadar fazla yok. Bir de San Diego'da neye dikkat ettim? Tijuana dediğimiz yer Meksika sınırına yakın. Yani ama bu Meksika'nın şehri. Bizim San Diego'ya 20 dakika mesafede. Buraya da rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Burası da tipik Meksika ama biraz gayrimeşru alemin döndüğü yer. Onun için Amerikan askeri personeli belli kulüplere orada giremiyor. Yani şey yok yani Meksika'da güvenli değil yani. Güvenli Peki. değil. Tamam. Şimdi onların şeyde Meksika konumuzu anlatırken Mexico City'yi beraber incelemiştik. Hatta oradaki fajita yazılan şeyin fajita olduğunu söylemiştik. Fajitaları meşhur. Soğanlı filan etli. Bizim baharatlı. Bizim damak zevkimize uygun. Sonra çok yapılıyor artık. Türk restoranlarında bile fajita evet, görebiliyoruz evet, Bekcan evet. Bey artık. Tortilla yazılan tortilla var. Bazlama yani bizim. Bazlama. Evet. Aynı. Bir de tacos dedikleri o da nasıl? Tortillayı
tortillayı bazlaman içine işte tavuk koyuyorlar, biftek koyuyorlar. Her ikisi karışık olursa onun adı da combo oluyor. Combo, jumbo yazılan yani karışık demek. Karışık kebap gibi. Böyle öğlene doğru gidiyoruz. Kebaplar, evet, sakolar efendim, vallahi, fakitalar, köfteler gördüğünüz gibi. Evet, izleyicilerimiz de acıkmıştır. Birazdan programımız bitecek. Benim köfte şeylerim hazır, Kıbrıs köftesi. Yalnız bu Şemsa'cığım, ben Kıbrıslı ailelerle bulundum. Yani Kıbrıslı, Kıbrıs'ın Türk kesimi değil de Rum kesimindedir. Yunanistan'da da yapıyorsun. Evet, bunları Yunanistan'da yapıyoruz. Evet. Orijinal Kıbrıslılar yapıyor bu köfteyi zaten. Yani Türkler değil. Türkler değil. Kıbrıslılar. Türkler. Evet, Kıbrıslılar yapıyor. Bizde de mücver yapıyoruz. Türkler, biz, Türkler olarak mı? Tabii, Türkler mücver. Milli yemeklerden biri zaten. Milli yemeklerden birisidir. Evet. Evet. Ben rahmetli anneciğimden öğrendiğim tek şey geçen gün özellikle yaptım. Şeyi bilmiyordum. Meğer o kabağı rendeledikten sonra suyunu sıkmanız lazımmış. Patateste de öyle. Evet. Yani ben bu köftenin içinde patates var. Ben ne yaptım? Patatesin suyunu sıkıp içine ilave ettim. Yoksa sulu sulu. Evet, ilk seferinde olmadı. Dediğiniz gibi, evet, sizin gibi bu işi bilen keşke sana sorsaydım. Ne demek? Bana dediler ki iyice ne dediler, kabağı sık. Evet. Ondan sonra çok güzel oldu. Hatta ben buzluğa da koyuyorum yani. 2 ay sonra, 3 ay sonra da yiyebiliyorum. Yiyebilirsiniz. Evet. Burada bir de çok önemli, burada teknoloji merkezi var. Sorrento, Salerno, Sorrento, İtalya'daki bazı şehirler. Ben gençliğimde bunu, benim hayat hikayemi Google'da bulabilirler. Ben sirklerde de çalıştım yani. Öyle mi? Tabii. İstanbul'dan bizi aldılar. Küçük Çiftlik Parkı'na Cazartelli'nin sirki geldi. İtalyan mafya sirki. Biz de orada koltuklara minder dağıtıyorduk. Ben hukuk fakültesinde okuyorum. Hem de harçlığımı da çıkartmak için ailem Muş'ta. Oradaki uyanık sirkçilerden bir tanesi sizi dedi İtalya'ya götüreyim dedi. Ben de aslan terbiyecisinin yanındaydı. Dedim ben aslan terbiyecisi olarak alır mısınız beni dedim. Tabii dedi, sen aslan terbiyecisi yapacağız dedi. Sonra bir başka bir Türk'le, ama bunlar İstanbullu uyanık tipler, maalesef bütün İtalya'yı dolaştık ve bu sayede de İtalyanca'yı ilk öğrenmem oldu. Bizi menajda çalıştırdılar, yani aslanların pisliklerini temizledik. Oh. Hiç terbiye öğrenemedik. Evet. Hiç bunu unutmam, bu Cazartelli mafyanın sirkiydi. O zaman dünyanın en büyük, şu anda da Cirque du Soleil var ama maalesef bu koronavirüsü nedeniyle Cirque du Soleil de kapandı. Evet, dünyanın çok normal. Bir de korona dedik, burada bir ada var, Coronada. Coronada, korona neydi? Korona taç demek. Hı hı. Taç. Hep bunlar dini mefhumlar. Başımız Tanrı'nın belada ama bu koronada. Evet, orada da bir de çok güzel bir ada var. Normal San Diego'dan 35 kilometre mesafeli bir köprü, 60 metre uzunluğunda köprüyle karayolu yapılmış. Orada da tabii dünyanın en büyük zenginleri var. Ha, şimdi San Diego'da ünlü bir iş adamımız var. O şahsın kurduğu şirketin ismini hemen şurada hatırlayacağım. Efendim. Reklama girmeyecek değil mi pek canım? Hayır hocam? Hayır. Sağlık üzerine bir şirket kurmuş. Bu kişiyi de takdir ediyoruz. Çünkü Forbes dediğimiz dünyanın en zengin milyarderlerinin ismi geçen dergide de yayınlanmış. Oradan buldum. O beyefendiyi de tebrik ediyorum. Ederiz. Osman Kibar diye. Ayrıca bizim koordinatörümüz Can Bey ile biraz önce konuştum. Ben biraz futbol ve basketboldan pek anlamam. NBA'deki bizim ünlü bir basketbolcumuz, orada bayağı NBA'de Mehmet Uğur diye bir basketbolcumuz varmış. O da şu anda San Diego'da yaşıyor. Çok teşekkür ediyorum Pekcan, evet, Hocam. Ağzınıza, emeğinize sağlık, evet, efendim. Bugünlük de hadi kalkalım, programımızı kapatalım efendim. Evet. Bu haftada bizden bu kadar güzel insanlar. Lezzetli sohbetlerin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.
O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki birçok ferisiyle Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanıysa sönmeyen ateşte yakacak. Yanındayken güvendeyim. Elini tutunca her şey düzelir. Senin sevgin benzersizdir. Sesini duyunca her şey düzelir. Sen benim babamsın. Ben senin bir parçanım. Sen benim babamsın. Kalpten sana bağlıyım. Elini bıraksam düşsem, başkasına baksam ben kaybolurum. Kolların açıktır bana. Koşarak gelir sevginle sararsın. Sen benim babamsın. Ben senin bir parçanım. Sen benim babamsın. Kalpten sana bağlıyım. İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a yerleşti. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zebulun ve Naftali bölgeleri Şeria ırmağının ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü.
balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. Ormanlar, yeryüzündeki tüm canlıların ortak değeri, yaşanabilir bir dünyanın sigortası. Bir ağaç, 40 kişinin bir saatte tükettiği oksijeni tek başına üretebilir. Orman, iş ve istihdam demektir. Sanayide kullanılan birçok ham madde ağaçlardan elde edilir. Ormanlar, hava kirliliğini, gürültüyü, erozyonu önler. Orman, toplum sağlığı, huzur ve mutluluktur. Yaban hayatını, biyolojik çeşitliliği koruyan ormanlarımız, hayvan ve bitkilerin de dostudur. Orman, hayattır. Hayata sahip çıkın. Alo 177, orman yangını ihbar attı. Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum," dedi.